Beyler bayanlar selamlar. Biraz geç oldu biliyorum ama Battle Pass içeriğiyle ilgili bu sefer karşınızdayım. Bu Battle Pass alınır mı alınmaz mı? İçinde neler var? Hepsini teker teker şimdi inceleyeceğim. Haydi başlayalım öyleyse bir an önce videomuza. Öncelikle her zamanki gibi karşımıza reklam geliyor ve bu sezon en önemli şeyleri bir bakıma gösteriyor. Legendary Blueprint'leri, operatörleri ve çok beklediğim bir silah arkadaşlar. Vulture Exo. Vulture Exo diye okunuyordur umarım. Yanlış okumuyorumdur. Renk değiştiren bir silah. Ve aynı zamanda Poison Dart şeklinde de yapmışlar. Yeni LCT'ni Naga ile birlikte mükemmel uyum olacak. Bakalım daha fazla neler içerik var. Öncelikle bir Battle Pass'imizi alalım. Battle Pass'i alırken arkadaşlar önünüz iki tane seçenek sunuyor. Birisi 2400'lük, biri 1000'lük. Arasındaki tek fark 2400'lük size ekstradan level sunuyor. Yani gerek var mı bu kadar para vermeye? Yok. Yani eğer çok zengin bir iş adamıysanız, çok az oynamaya vaktiniz varsa ve bir an önce açmak istiyorsanız alabilirsiniz tabii ki. Ama ben tabii ki de fakir iş olan 1000'likten alıyorum arkadaşlar. Aldığımız gibi direkt bize levellerini açıyor arkadaşlar. En başta Naga skinimiz var. Başlangıçta operatör olarak o açılıyor. Ardından da Park skiniyle. Oo, bu skin bayağı güzelmiş bu arada. Hmm, fenaymış değil mi? Güzel, güzelmiş, güzel. Ablamız bayağı iyiymiş. Daha sonrasında bir saat veriyor. Experience'ımız var, sticker'ımız var derken sırasıyla teker teker açmaya devam edeceğiz. İkinci seviyede calling card ve daha sonrasında XP token. XP tokenlarını kullanmayı unutmayın. Size bol bol verecekler. Elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Cold War silahlarını ya da kasmaya çalıştığınız Damascus vesaire varsa levellerini, özellikle roketlerde levellerini falan kasmak için mutlaka bu experience bonuslarını kullanmayı unutmayın. Hop, yanlış yere atladık bu arada. Daha sonrasında emblemimiz var ve bu hangi silahta renderlanırsa aldığından Bullfrog. Bullfrog'tu değil mi bu? Evet, Bullfrog geliyor. Steady Aim Laser ve bu eklentilerle maalesef iş yapmaz. Bedava 100 tipiniz var arkadaşlar, bu 100 tipleri biriktirerek bedava alabilirsiniz Battle Pass'i. Ama galiba 3 sezon falan sürüyordu. Yani imkanınız varsa hemen alın, zaten her sezon size 1300 veriyor. Bu da temel sorunuzun cevabı olsun. Arkadaşlar sezon içeriği ne kadar çöp olursa olsun Battle Pass içeriği bu sezonda ya bu ne dedirtecek gibiyse bile alın. Bedavadan 300 ya, bedavadan 300 CP. Sonra onlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Çok güzel bir tane eşya bundle dışı. Onu alabiliyorsunuz örneğin. O yüzden kesinlikle her sezon alın. Bu da sorunuzun cevabı olsun. Daha sonrasında yine Experience Double XP token'ımız var. Emblemimiz var, Legendary ve Hunter skin'imiz var. Fena değil. Emblem geç, 100 CP. Bakın ama CP'lerden de bahsederken bunun üstünde free yazması gerekiyor. Free olanları alabiliyorsunuz. Yani hepsini alamıyorsunuz. Neyse, sonra yine bir XP tokenımız var ve abi recycle, yani kimsenin kullanmayacağı eşyalardan. Sonra ilk silahımız Fara 83 açılıyor ağrı ile. Bir an önce bu silahı kasıp levelini atlatıp size güzel bir video çıkartacağım onunla ilgili. Calling card'ımız var, Legendary. Fena değilmiş. Ardından tekrar 100 CP'miz geliyor. Ve finishing move. Nasılmış bunu? Nereden bakıyorduk? Bakamadık. Aa, bu arada bir önceki silahımızı unuttuk. Agency Suppressor abi. Bak bu çok güzel. Agency Suppressor oldu. Ama charger'ını değiştirmemiz gerekecek. Şu beyazlığı, güzel şeyi bozacak. Ondan sonra da 5 mm'lik lazer olmaz. Bruiser Grip mantıklı. Bak şu alttaki, tamam mı? Şu eklenti, bu eklenti oldu. Ama charger miktarını arttırmak isteyeceğimiz için bu güzellik bozulacak. Ama yine de beyaz susturucu için bile aslında kullanılabilir. Ya da sadece susturucuyu beyaz olanla seçersiniz. Hop, level atladık. O da güzelmiş. Ardından nerede kaldık arkadaşlar? Adler skinimiz var. Ve güzel bir tane LMG Light Machine Gun Blueprint'imiz var. Ama lakin Infantry Kompansatör, Infantry Grip derken yine işe yaramayacak Blueprint'lerden bir tanesi. Demek ki neymiş? Raven da beceremiyormuş Blueprint yapma konusunu. Double Token'ımız var. 100 CP'miz geliyor. Ardından hop, bir tane arada atladık. Arkadaşlar, hiçbir zaman kullanmayacağım sniperlardan birisi olana bir tane blueprint yapmışlar. Siz de %99 bir silah kullanmayacaksınız çünkü çok kötü. Ardından yine experience'ımız var ve abi bu gayet güzel gözüküyor. MP5 değil mi bu? Evet, MP5. Peki eklentileri ne? Kötü.
40 round speed map. Güzel, 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 güzel. Ama burada neden muzzle break var? Arkasındaki stok da güzel ama baksana abi şunu. Neyse, sağlık olsun. Güzelim şeyi bozdunuz sıçlar. Yine hiç kullanılmayacak. Recycle, experience ve storm skinimiz var. Storm skin de fena gözükmüyor bu arada. Oo, elindeki AK de güzelmiş bu arada. Gaz maskesiyle bak, bu tercih edilebilir. Hemen yeni bir şey kullanmak isterseniz. Tabi bunlar zevke göre değişiyor arkadaşlar. Sonra yeni SMG'miz açılıyor. LT-10. LT-10'e bazıları vektörden daha hızlı diyor, bazıları daha yavaş diyor. Benim tahminim daha hızlı mı yavaş çok önemli değil. Time to kill, yani öldürme süresi önemli. Hani biliyorsunuz ISO da normalde hızlı bir silah arkadaşlar. Ama öldürme bakımından, hasar bakımından baktığınızda leş kalıyor. O yüzden kimse kullanmıyor. Umarım meta'ya girebilecek güzel bir silah olur. Çok da OP olmaz. Çok da Avrupa World güçlü olmaz. Yani geçen sezonki Diamar ve Diamet'te sıkıntısını umarım bu sezon yaşamayız başka silahlarda. Ardından yine Code Points'imiz var. Calling Card'ımız ve 34. levelde bir saat geliyor. Saatin yaptığı ekstradan bir şey var mı? Aa, attığınız adımları sayıyor bu galiba. Evet, attığımız adımları sayacak. Aa, bir oyunda kaç adım atıyoruz acaba? Merak ettim. Bir oyun deneyebilirim. Arada telefon girdi bu arada. Ardından da arkadaşlar far için değil mi bu? Evet, epey far için bir blueprintimiz var. Ama görüntüsü bile benim içimi daralttığı için geçiyorum. Böyle daha canlı şeyler lazım. Amblemimiz geliyor. Ondan sonra... Mekten mi uzun muydu? Gerçi çok da bir önemi yok. Eklentilerine bakınca hiçbir zaman kullanmayacağınız eklentilerle yine doldurmuşlar silahı. Ardından hem Cold War için hem de Modern Warfare için araç skinlerimiz var. Sim skin'i geliyor. Sim skin'ine bakalım şöyle bir. Fena değil. 100 CP'miz var ve blueprint'imiz var tekrardan. Ama abi blueprint ne özelliği var bunun? Pek bir özelliği yokmuş gibi, normal dümdüz silah duruyor. Double experience'ımız var yine ve ardından Cold War mixtape'leri açılıyor. Fakat ben bu şarkıları oynatamayacağım. Telif yemek istemiyorum. Ve tekrardan bir Tactical Rifle Delta. Abi bunun görüntüsü güzel ama hem Type hem de DMR nerf yediği için bu kullanılır mı? Pek emin değilim. Keşke geçen sezon yetişselerdi, çok fazla kullanılan blueprintlerden bir tanesi olurdu. Double experience token'ımız var. Ve evet, görüşünüzü tamamen engelleyen çok güzel bir recycle ve tekrardan free sip'imiz var. Ardından geldik Portnova. Abi Portnova. Ay ne güzel yapmışlar. Şeye benzememiş mi bu? Leon'un yanındaki kız neydi? Küçük kızın sanki bir tık büyümüş hali. En azından tarz olarak. Gerçi bu Portnova zaten ablam benim ya. Ardından güzel bir blueprint'imiz var ama... silah kötü olunca blueprint iyi olsa ne olacak diyoruz ve geçiyoruz. Amblemimiz var. Yine double experience'ımız. İlk defa Cold War şeyini görüyorum ben. İlk defa olması lazım. Fed Cannon. Peki. Aha! Beklediğim silahlardan bir tanesi blueprintlerden. Bakalım. Şu yeşilli ve ejderha falan tarzı yüzünden sırf bu blueprint'le bir tane video yapmaya çalışacağım abi. Umarım güzel bir şeyler çıkar bakalım. Ardından 100 CP'miz geliyor, experience token'ımız ve tekrardan bir tane... Aa, bu sticker'mış, şey değilmiş bu arada. Charm değilmiş, sanki charm gibi gözüküyordu. Evet, sticker'mış arkadaşlar bu. Ardından Baker skin'i var. Baker skin'imize bakalım. Oo, 80'lerden kalma eşofmanlarıyla takılıyor. Peki. Daha sonra yine kimsenin kullanmayacağı recycle ve saat. Bu saatin bir özelliği var mı? Hiçbir özelliği yokmuş, geçiyoruz öyleyse. İki kat experience'ımız, calling card'ımız var ve ardından bu bak bu güzel yapmışlar işte. CQP pet kullanılabilir. Breezer kullanılır. Abi kompansatörü ve şu ikisini eklemeyin. Gerçi ucundakini değiştiririz, çok büyük sıkıntı olmaz, bunu da değiştiririz. Bak bu blueprint Emerald Archer kullanılır arkadaşlar. Sadece iki tane eklentisini değiştirerek güzel iş yapabilir. Sonrasında 66. level'e ulaşmışız, konuşamadım. 100 CP'miz var. Rare sticker'ımız ve yine double experience'ımız ve sonrasında da güzel mi? Ben beğenmedim açıkçası. Ve legendary diğer blueprint'imiz. Abi 3x gayet ideal. Suppressor tamam.
Barrel kaçlık kullanıyorduk bunda? Hatırlayamadım. 16.5 gider mi? Ya gitmese bile komple değiştirecek mi şurayı? Onu kontrol etmek lazım bu silahı açtıktan sonra. Yani şuradaki görüntüyü etkileyecekse. Ama üstündeki desenleri falan güzel. Ben de biraz görüntü kalitesi kötü olduğu için sizi kötü yansıyor olabilir ama şu petrol grip alttaki değiştirilir sadece. Genel olarak aslında silahı bozmadan bu şekilde kullanabiliriz. Daha sonrasında yine size gösteremeyeceğim, dinletemeyeceğim mixtape'imiz var. Double Token, UCP, Sticker ve Shotgun. Abi bu Shotgun için... düşünüyorum. Yapılır mı? Duckbill'i koymuşlar. Abi, şunu baştan görseydim zaten olmayacağını söylerdim. Niye optik koyuyorsun? Blueprint'e hiç bir oyun oynamıyorsunuz. Hop, yanlış atladık yine. Ardından nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Calling card'ımız, Double Experience'ımız, amblemimiz ve... Varga skin. Aa, yüzünü kapatıyormuş. Oo, tamam. Peki. Bir şey demeyeceğim. Ve bu AK mi? AK mi? Evet, AK. Abi bak. Ben çok güzel. Bu çok güzel. Muzzle break tamam. AK'de kontrol sağlamak için kullanabilirsin. Hadi optiği de taktık. Eyvallah. Daha rahat sıkmak için. Laser Tiger son güncellemeden sonra silahın bu koşma hızını vesaireyi arttırıyordu. Bu ona da okeyiz. Şarjör sıkıntısı yaşayacağız ve görüntüsünü bozmak istemiyorsak şarjörü değiştiremeyeceğiz. Yani onu bilemedim ama ki buradaki aslında en güzel şey de bak kırmızı, yeşil, sarı. Buradaki sarılık çok güzel katıyor. O yüzden eğer bunun şarjörüyle idare edebilirseniz güzel bir blueprint olabilir arkadaşlar. Ben onda söz deneyeceğim. Benim çok hoşuma gitti. Ardından 83 levelde double experience'ımız, 84'te charm'ımız. Aa, Sovyetler Birliği'nden. Peki. Ve benim favori silahlarımdan bir tanesi M16. Ne yapmışlar abi? Task Force tamam. Barrel okey. Laser'ı çıkartacağız. Zaten etkilemeyecek. Ucundakini çıkartacağız. Etkilemeyecek. Üst kısmını şu an düşünüyoruz. Tape etkilemeyecek. Şarjör etkilemeyecek. Zaten şu sadece şu bölge olduğu için tamam. Bu sürekli benim kullanacağım blueprintler arasına girdi bile. Öyle söyleyebilirim. Ve yeni bir sticker'ımız var. 87'de yine double experience'ımız ve 88'de abi bok böceği mi bu? Bok böceği evet galiba. Güzel recycle. Aferin size. Ve daha sonrasında da Pellington, evet değil mi? Pellington'ımız var. Zaten çok fazla kullanılmayan bir silah olmasına rağmen. Bak görüntüsünü çok güzel yapmışlar. Elektrik mantlarıyla kaplamışlar her tarafını ama eklentilerini sorsanız. Daha sonrasında Sunk skin'imiz var ve UCP ve geldik en sonlara doğru arkadaşlar. Epic Watch. Epic saatimizde ekstradan bir özelliği var mı? Maalesef yok. Yine mixtape'imiz var ve beklediğim Vulture Exo abi. Vulture Exo kill aldıkça evolve yani gelişiyormuş. Evolve yapıyormuş diyecektim. Gelişiyormuş arkadaşlar. Nasıl gelişim sağlayacak? Ne olacak? Hani sadece renk mi değiştiriyor yoksa ekstradan bir şeyler de olacak mı? Bakalım en çok merak ettiğim silahlardan bir tanesi bu. Ardından iki kat experience'ımız var. Golden charm'ı, Legendary charm'ımız var. Golden nereden çıktı? UCP'miz var. Ve Legendary emblem'imiz var. Bu da emblem de hareketli olmasa gerek. Evet aynen öyle. Ve en sonunda Naga skin'inin abi ekstradan skin'i açılıyor. Bu net herkesin kullanacağı skin'lerden bir tanesi olacak. Ve ardından da Poison Dart'ımız geliyor. Ve büyük ihtimalle birinci kullanılacak silah bu olacak arkadaşlar. Sırf Blueprint yüzünden çünkü güzel yapmışlar. İkinci Blueprint de bu olacak. Ve son olarak 100 levelde arkadaşlar aynı zamanda tekrardan araç skinlerimiz ve 100'e ulaştığımız için de sezon 2 amblemimizi alıyoruz. Evet tüm içerik buydu arkadaşlar. Eğer hızlı hızlı sarıp sonuna geldiyseniz tekrardan söyleyeyim. Her sezon Battle Pass'i almayı unutmayın. Kesinlikle alın arkadaşlar. Size bedavadan 300 CP kazandırıyor. Bir sürü eşya almış oluyorsunuz. Yani nereden başlasanız kar. Öyle düşünün. Ben bu sezon Battle Pass içeriğinden de memnunum açıkçası. Geçen sezon çok çöptü, çok kötüydü. Bu sezon birazcık daha iyileştirmişler. Önümüzdeki sezon çok daha güzel olabilir. Zaten önümüzdeki sezon bakalım neler neler olacak. O zamana kadar da görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.